Türkiye 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere odaklanmışken, seçim günü için geri sayım da devam ediyor. Hafta sonu Kahramanmaraş'ta düzenlenen toplantı ile Cumhur İttifakı, ilçe belediye başkan adayları tek tek açıklandı. Cumhur İttifakı AK Parti 12 Şubat belediye başkan adayı olarak açıklanan Hanifi Toptaş, hemen kolları sıvayarak dokunulmadık yürek, sıkılmadık el bırakmamak için 12 Şubat ilçesinde saha çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Prestij Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti 12 Şubat belediye başkan adayı Hanifi Toptaş, "Kaybedecek bir dakikamız bile yok, her kapıyı çalıp her gönle girmek için gece gündüz çalışıp hem ilçemizde hem de diğer ilçelerde en yüksek oyu alarak ilk önce depremlerin izlerini silmek için yoğun bir şekilde çalışacağız," dedi. Evet, tabii. Öncelikle Türkiye'nin en büyük sivil toplum hareketi, dünyanın en büyük siyasi partilerinden bir tanesi AK Parti'mizin ve Türkiye'nin çeyrek yüzyılına damga vurmuş, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle çok önemli bir aşama kat ettirmiş AK Parti'mizin, Kahramanmaraş gibi büyük şehrinin 13 Şubat ilçesi, metropol ilçesinde partimizin adayı olarak gösteriyor olmaktan dolayı tabii ki çok büyük bir onur duyuyorum. Türkiye yüzyılı şehirleri oluşturulması hedefiyle, perspektifiyle çıktığımız bu yolda da tabii ki 31 Mart'ta çok önemli bir seçime gireceğiz. Burada da hem teşkilat mensubu arkadaşlarımızla hep birlikte şu an sahalara çıkmış bulunuyoruz. Bugün de Alparslan Türkeş Caddemiz'deyiz. Vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz. Onların sorunlarını dinliyoruz. Sıkıntılarını, dertlerini dinliyoruz. Tabii ki önümüzde çok önemli bir seçim var. İnşallah 31 Mart'a kadar da tüm teşkilatımızla birlikte sıkmadı gel, çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız. Ve inşallah 31 Mart'ta da çok büyük bir zaferle bu seçimden ayrılıp göreve geldiğimizde de oluşturacağımız liyakatlı kadrolarla birlikte sürdürülebilir bir mali yapı, sürdürülebilir bir insan kaynağı yönetimi ve aynı zamanda da sürdürülebilir bir belediyecilik anlayışıyla inşallah 13 Şubat'ımızı çok daha iyi yerlere getireceğiz. Ben bir kez daha vatandaşlarımıza özellikle bu sıcak karşılamadan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Siz nasılsınız? Çok şükür, bizler de iyiyiz.